Eskişehirli olduğumu hani defalarca söyledim. Bu kulüpten büyüdüğümü de söyledim. Tabii ki ben 26 numaradan başka bir numara giymek hani yakışmazdı bana. Kariyerimin ileriki dönemlerinde de bu formayı taşımaya devam etmek istiyorum. Bu şehri seviyorum. Bu şehri sırtımda taşımaktan mutluluk duyuyorum. 17 yaşında da ilk maçımda Bursa Spor'a karşı gol attım. Böylelikle hani dikkatleri üzerime çektim açıkçası. Daha sonrasında oynadığım 8 maçla birlikte Eskişehirspor'da kariyerim bitmiş bulundu. Hani bazıları için erken oldu. Benim için de açıkçası erken oldu. Bir sene forma giyemedim bu transfer nedeniyle. Hani bu arayı daha iyi değerlendirmek isterdim. Maç oynamak isterdim. Hatta gerekli girişimlerde bulundum ama transferin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için gerçekleşmedi. 18 yaşında oldum ve transferim gerçekleşti. Bu şekilde bir transfer yolculuğum vardı. Yani beni gerçekten çok zorladı. Erken yaşım, yaşadıklarım bayağı ilginç bir transferdi. Şu anda sezonu bitirdim orada. İlk devre bitti şu an. Oynadım orada birkaç maç. Şu anda Eskişehir'deyim. Zaman zaman ikinci takımlarında oynuyorum. Zaman zaman ihtiyaç duyulduğu halde ilk takıma alınıyorum. İlk takıma alınma, hani ben orada kalıcı olmak istediğim için hani daha fazla çalışmam gerektiğinin farkındayım. Şu an eksiklerimi görebiliyorum, hani onlar da bana aktarıyorlar. Böylelikle orada kalıcı olup hani ben kariyerimi oradan devam ettirmek istiyorum. Tabii ki her Türk gencinin, futbolcunun hayali. Benim de A milli takım formasını giymek istedim tabii ki. Yine dediğiniz gibi oynadım U17 milli takımında. Daha sonrasında şampiyonaya kadrosu açıklandı fakat araya korona dönemi gelince o iş olmadı. Bakalım kendi yaş grubumun milli takımına tabii davet edilmek isterim. Önümüzdeki yıllarda da A milli takım formasını giymek isterim yani. Tabii ki izlediğim birçok oyuncu var. Hani bir oyuncu olarak söyleyemem fakat Lewandowski'yi ben çok çok beğeniyorum. Burak Yılmaz'ı da örnek alıyorum. Hatta onun için ben burada 71 numara giymiştim. Burak Yılmaz'ı örnek aldığım için 17 numara doluydu. Türk olarak Burak Yılmaz diyebilirim. Adam başardı ya. 36 yaşında neler yapıyor adam. Ben çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Kadromuz gerçekten mükemmel. Herkes zaten Avrupa'da oynuyor takımın çoğu. Gösterdiği başarı nedeniyle. Yani ben final neden olmasın diye biliyorum yani. Çok iyi bir takıma sahibiz. Durum iyi değil. Hani üzülüyorum. Çok da üzülüyorum. Ben hayallerimin olduğu kulüp. Hani ben 10 yaşından beri bu formayı giymenin hayaliyle büyüdüm. Çok şükür Allah da nasip etti bana bu formayı. Yani üzücü bir durum ama inşallah düştüğümüz yerden de kalkarız. Kalkmasını da biliriz. Bakalım önümüzdeki sezon neler olacak, neler bitecek. Ben tabii ki en iyi şeyin olmasını isterim. Yani ben gittiğim her yerde de Eskişehirsporlu olduğumu söylerim, söyleyeceğim. Çünkü ben bu kulüpte büyüdüm. Bu kulüpten bir yerlere gittiysem bu kulüp sayesindedir. Duyulduysam eğer. Gerçekten inşallah en iyisi olur Eskişehirspor için. İnandıkları bir sistem var. Bunu da bıkmadan, disiplinli bir şekilde her hafta bunu üstüne koyarak yapıyorlar. Antrenmanlar farklı. Hani bilimsel yönde çok ilerideler. Sürekli antrenmanlarımız kameraya çekiliyor. Bunlar daha sonrasında bize izlettiriliyor. Kişisel vücudumuzla ilgili şeyler, ölçümler alınıyor. Buna göre bir programlar veriliyor. Böyle bir sistemleri var. Hani oyuncuyla ilgileniyorlar. Beslenme ile ilgilenen birisi de var. O da çok yardımcı oluyor. Antrenmanlarda işte orada bir sisteme göre devam ediliyor. Orada biliniyor yani futbol. Tabii ki hedeflerim var. Hedeflerimin de büyük olmasından yanayım ben her futbolcunun. Şu an İlk hedefim LASK'ta kendimi gösterebilmek ve daha sonrasında Almanya'ya geçmek istiyorum. Bakalım ona göre çalışıyorum. Almanya'da kendimi yine gösterdikten sonra Premier Lig'e gitmek istiyorum. Tabii ki bu benim hedefim. Hani bak, şu an çok uzak da gelebilir ama neden olmasın? Yani bunun karşımızda çok örnekleri var.